Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 26 Nisan Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da seçimler için geri sayım başladı. Kassel'de oy verme işlemi başlıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde olduğu gibi Kassel'de de oy verme işlemi yarın başlıyor. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvim işliyor. 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Kassel Nistetalvek 68 adresindeki Trak Stop'ta 27 Nisan 9 Mayıs tarihleri arasında kurulacak sandıklarda saat 9'dan 21'e kadar oy kullanabilecek. Yapılan açıklamaya göre hafta arası 4, hafta sonu ise 6 sandık kurulacak. Söz konusu seçim lokalinde Kassel ve ilçelerinde oturanlar artı Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni bir kararına göre de başka yerde ikamet ediyor olup da herhangi bir vesileyle kaselde bulunanlar da oy kullanabilecek. 397.086 kayıtlı seçmen olan Almanya'da 26 temsilcilikte oy kullanılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs arasında oy kullanılabilecek. Almanya Bakanlar Kurulu 1 Temmuz'da emekli maaşlarını artırmayı planlıyor. Plana göre emekli maaşları batıda %4,39 ve doğuda %5,86 artacak. Almanya Çalışma Bakanlığı eski ve yeni eyaletlerdeki emekli maaşlarının eşitlenmesinin yasal olarak öngörülenden bir yıl önce gerçekleşeceğini açıkladı. Politik gözlemciler planlanan emeklilik düzenlemesinin bu yılda enflasyonun gerisinde kalmasından şikayetçi. Gıda maddeleri arasında en yüksek fiyat artışı yüzde yetmişle şeker, yüzde otuz yumurta ve süt ürünleri yüzde 24 ile ekmek ve tahıl ürünlerinde gerçekleşti. Yemeklik yağla balık, balık ürünleri ve deniz mahsullerinde fiyatlar yüzde 23 oranında artarken sebzede fiyat artışı yüzde 12 buçuk oldu. Gıda maddeleri fiyatlarının 22, enerji fiyatlarının %19 civarında zamlandığı Almanya'da vekillerimiz emeklilerimizin maaşlarına %5 zammın yeterli olduğuna karar verdi. Bundan başka zam standart yüzde oranlarıyla yapıldığı için az emekli maaşı alan daha az zam alırken örneğin 500 euro emekli maaşı alan bir kişi 22 euro daha yüksek emekli maaşı alan mesela 1500 euro alana 65 euro daha yüksek zam yapılıyor. Yeni bir değerlendirmeye göre KASEL başvuru ve kimlik konularıyla ilgili resmi işlemlerde halkın en fazla memnun olduğu kent durumunda Berlin Brandenburg Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre 5 puanlık değerlendirmede Kuzey Hessen kenti Kassel 4,1 puanla birinci oldu. Frankfurt 3,89 puanla 10. sırada. Wiesbaden ise 3,32 puanla 28. sırada yer aldı. Bu yıl 2,39 puanla Kuzey Renvesalya'daki... Mönchengladbach ancak son sırada yer bulabildi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Allendorf merkezde 11 bin çalışanı bulunan Wisman firmasının ısı pompası bölümünün Amerika Birleşik Devletleri'ne satışını inceleme kararı aldı. Çarşamba günü yapılan açıklamada Planlanan test adımlarının bir parçası olarak projeye bakacağız ve projenin ekonomimize ve Almanya'ya hizmet etmesi için satıcı ve yatırımcıyla görüşme halindeyiz, dedi. Habeck özellikle Alman şirketlerinin gelişmiş ısı pompası teknolojisine sahip olduğunu söyledi. Fisman dün gece kazançlı ısı pompaları da dahil olmak üzere... Klima bölümünü Amerika Birleşik Devletli rakibi Carrier Global'a 12 milyar euro'ya satacağını duyurdu. Bununla her şeyden önce uzun vadede ısı pompalarının Almanya'daki petrol ve gaz kaloriferlerinin yerini alması amaçlanıyor. Bosch ve Vaillant'ın yanı sıra Fisman Almanya'nın en büyük kalorifer üreticilerinden biri. 1902'de kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinden Carrier şirketi modern klimanın mucidi olarak kabul ediliyor. Grup 52 bin kişi istihdam ediyor ve geçen yıl 20,5 milyar dolar kazanç elde etti. Kuzey ve Güney Amerika satışların %60'ını oluşturuyor. Alkolde yüksek tüketim ülkesi olmaya devam eden Almanya'da bira ve şarap gibi alkolü içecekler ve nikotin günlük yaşamda önemli bir rol oynuyor. Yeni bağımlılık raporu yasal ve yasa dışı uyuşturucu tüketimindeki gelişmeleri gösteriyor ve spor bahislerinde yaşanan bağımlılık patlamasını da belgeliyor. Çarşamba günü yayınlanan Yıllık Bağımlılık 2023 raporuna göre alkol tüketimi açısından Almanya düşüşe rağmen uluslararası karşılaştırmada yüksek tüketim ülkesi olmaya devam ediyor. Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi yöneticisi Norbert Scherbaum şunları söyledi: "Alkol tüketimi önceki yıllara göre düşmeye devam etse de Almanya'da hala dünya ortalamasından önemli ölçüde daha fazla alkol tüketiliyor. Şerbaum, alkolün sözde bir kültürel varlık olarak toplumda geniş çapta kabul görüyor olması konusunda uyardı. Tütün ürünlerine yapılan harcamalar 2022'de bir önceki yıla göre %7,7 düşüşle 27 milyar euroya geriledi. Sigara tüketimi %8 düşüşle 65 milyar ...adet olurken elde sarma sigaralar için ince kesim sigara tüketimi %1 hafif artışla 25 bin ton civarında oldu. Pro ve sigarola tüketimi %8,9 azalarak 2,5 milyar adete düştü. DHS Genel Müdürüne göre alkol söz konusu olduğunda hala yapılacak çok şey var. Bağımlılık raporuna göre 7,9 milyon Alman sağlıklarına zararlı bir şekilde alkol tüketiyor. Bu kadınlar için günlük 12 gram saf alkole ve erkekler için 24 grama yani 1 ila iki küçük bardak biraya karşılık geliyor. Alman Bağımlılık Sorunları Merkezi DHS yöneticisi Şerbaum Alkol tüketimi önceki yıllara göre daha da düşmüş olsa da Almanya'da hala dünya ortalamasından önemli ölçüde daha fazla alkol içiliyor dedi. <laughs> Almanya'da 18 yaş altı çocukların müşte birinden fazlası sosyal yardım alan hanelerde yaşıyor. Hükümet programında bu durumun düzeltileceği sözü verildi ama koalisyon partileri arasında anlaşmazlık sürüyor. 2022'nin sonunda yaklaşık 2 milyon çocuk ve genç uzun süredir yetersiz olduğu düşünülen temel gelir desteği aldı. Alman Çocuk Yardım Kurumu tarafından yapılan son hesaplamalar 18 yaşına kadar olan ergenlerin %34'ünün temel güvence altında olduğunu gösteriyor. Yardım kuruluşu çocuk yoksulluğuyla mücadele için genel bir strateji ve çocuklar için ihtiyaç temelli bir temel gelir çağrısında bulunuyor. Kurum başkanı Thomas Kruga 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençlerin toplam nüfusun sadece yüzde 16'sını oluşturmasına rağmen temel güvence alanların üçte birinden fazlasını oluşturduğunu açıkladı temel güvenceye muhtaç çocuk ve gençlerin oranı yıllardır artıyor. Kinda Hilfsverk'in açıklamasına göre bu rakam 5 yıl önce 33 ve 1 yıl önce 33 iken şu anki 34'lük oran yeni bir zirveyi temsil ediyor. Thomas Kruga temel çocuk ödeneğinin amacı çocuk yoksulluğuyla etkin bir şekilde mücadele etmek ve her çocuğun bağımsız, sosyal açıdan adil ve bürokratik olmayan bir şekilde toplumsal katılımını sağlamak olmalıdır dedi. Değerli Necdet Radyo in sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey gününüzce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.